Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yeni bir inceleme videosuyla da karşınızdayız. Bugün inceleyecek olduğumuz ürün Sene telsiz telefonlarının SN356 modeli. Hemen paketimizin içeriğine bakalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi telefonumuza bir adet kılıf, zarar görmemesi için. Bir adet şarj adaptörü telefonumuz için. Bir adet telefonumuz kutudan çıkıyor. Ahize. En son olarak da telefonumuzun şarj standı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi paketimizden çıkan ürünler bunlar. Hemen telefonumuzu çıkartalım. Evet. Gördüğünüz gibi cep telefonu büyüklüğünde diyebiliriz boyutu. Gayet şık. Güzel bir tasarım var. Daha sonra şarj standımızı da çıkartalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şarj standımız da böylelikle. Telefonumuzun özelliklerine gelecek olursak, açık alanda çatı anteni ile 12 kilometre çekim mesafesi var. Çoklu ahize sistemi var. Türkçe menüsü var. Arayan numarayı görme var. Aydınlatmalı LCD ekranı var. 5 farklı dil seçeneği var. Son aranan 10 numara tekrarı var. Şarj bitiminde uyarısı var. Görüşme esnasında kanal değiştirebiliyoruz. Çağrı bekletme özelliği var. Ses güvenlik ve karışma engelleme var. Eller serbest görüşme var. Ayarlanabilir zil sesi seviyesi ve şiddeti var. 50 adet isim numara hafızası var telefonumuzda. Görüşme transferi yapabiliyoruz ahizeler arası. Gürültü engelleme var. Hızlı şarj özelliği var. Şebeke dışında ikazı var, ekranda yazılı uyarısı. Ahize'de 16 farklı melodi varmış. Ahize'ye isim verebiliyoruz. Tuş kilidi özelliği var. Ultra geniş bir kapsam alanı var. Kısacası. Çatı anteniyle tabi bu. Kendi anteniyle ne kadar olduğunu bilemiyorum. Bu çatı anteni de gösterecek olursak hemen. Ben size dışarıda çatı antenini de göstereyim. Evet arkadaşlar, çatı antenini de bu şekilde yan tarafa, bulunduğumuz yerin yan tarafına monte ederek geniş bir kapsam alanına sahip oluyoruz. Evet arkadaşlar, telsiz telefonumuzu bulunduğumuz yerin hattına bağlamak için ise öncelikle çatı anteni bağlamak için şu yanda bulunan telefonumuzun kendi antenini sökmemiz gerekiyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi söküyoruz. Çatı antenimizden gelen kabloyu, ucunu buraya takmamız gerekiyor. Şöyle sıkılıyoruz bunu da. Evet arkadaşlar, çatı antenimizi bağladık. Daha sonra ise hattımızı bağlamak için telefon hattımızı telefon girişini arkada bulunan, şöyle göstereyim. Şurada tel ve line yazıyor. Tel kısmına takıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunu da taktık. Daha sonra şarj ünitemizin adaptöründe bulunduğu yere
şuraya takaraktan şarjımızı da gerçekleştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar, telefonumuzu inceleyecek olursak şöyle buradan menüden tuş ayarları var. Burada neler var? Tuş sesleri var. Tuş sesini düşük, orta ve yüksek olarak ayarlayabiliyoruz. Daha sonra çalma ayarları var. Zil sesleri var burada. Çalma tonu olarak. Gördüğünüz gibi 16 tane modeli var. Sayfa tonu var. Çalma sesini ayarlayabiliyoruz, zil sesimizi. Düşük, orta ve yüksek olarak. Evet arkadaşlar, parametre, telefon ayarları. Gördüğünüz gibi kullanımı da basit. Bu telefonlarımızı şirkette kullandığımız için dış hat ve iç hat olmak üzere iki farklı konuşma şeyi var. Bunun için dış hattan gelenleri iç hatta başka bir yere bağlamak için ise konuşma esnasında bağlayacağımız zaman şu yeşil tuşuna bir kere basıyoruz. Gireceğimiz dahili numarayı tuşlayıp gerekli kişiye ulaştıktan sonra direkt kapatarak telefonumuzu bağlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda böylelikle sonuna geliyoruz. Farklı bir video oldu. Merak eden arkadaşlarımız vardır illaki. Kutusunda neler var? Nasıl kullanabiliriz? Diye. Kendimce bunlara cevap vermeye çalıştım arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa ben aldığım yerinde şöyle göstereyim arkadaşlar. GESA iletişim olarak arattırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna ve eğer kanalımıza abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir ve bizlere de destek verebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.